Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Efendim pazartesi günü itibariyle Merkez Bankası operasyonlarına başladı sevgili dostlarım. İlk önce repo ihalelerini bir haftalığına kestiğini söyledi. Yani piyasaya bir hafta boyunca TL vermeyeceğim dedi. Bunun neden olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Ve hemen bir sonraki adımda da swap hamlesini yaptı ve dedi ki swap oranlarını %10'dan %20'ye çıkartıyorum. Bunun da yine etkilerini gördük ve 5.76 seviyesinden kademe kademe önce 5.60'lara ardından da 5.55 seviyelerine kadar geldi. Hatta şu an itibariyle de 5.49-5.48 seviyeleri görülmüş durumda dolarda. Şimdi dolardaki bu düşüş öncelikle bizi sevindirir. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Umarım ki dolar düşmeye devam eder. Hatta 5'in altını görür, 4'ün altını görür, 3'ün altını görür ve ekonomi daha da rahatlar diyebiliriz tırnak içerisinde. Ama işin aslı o değil sevgili dostlarım. Çünkü doların suni olarak zorla düşürüldüğünü hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Yani Merkez Bankası seçime kadar hükümetin de zoruyla gördüğümüz kadarıyla doların yükselmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bunun içinde çok büyük fedakarlıklara katlanıyor. Nedir bu fedakarlıklar? Onları da kısaca sizlere aktarayım. Repo ihalelerini durdurarak Merkez Bankası piyasadan TL'yi kıstı. Ancak Merkez Bankası piyasaya ben para vermiyorum kardeşim dediği an itibariyle, yani repo ihalelerini kıstığı an itibariyle, bankalar elindeki dövizi bozdurarak mevduatları karşılamaya başlıyor. Bakın buraya dikkat çekiyorum. Ne yapıyor bankalar? Elindeki dövizi bozdurarak TL mevduatlarının karşılıklarını ödemeye başlıyor. Onun için dövizde ciddi bir düşüş gözlenebiliyor. Bunu bir tarafa koyalım sevgili dostlarım. Merkez Bankası bu repo ihalelerini durdurduğu zaman piyasa faizleri de otomatikman bir maliyet oluştuğu için kademe kademe yükselmeye başlıyor. Şu anda %27'lere kadar çıkmış durumda ve her geçen gün daha da çıkmaya devam edecek. Yani yakın zaman içerisinde biz %30'lar seviyelerini görebiliriz piyasa içerisinde. Dolayısıyla repo ihalesinin ertelendiği her gün için biz faiz maliyeti ödüyoruz. Türkiye olarak aslına bakarsanız. Yani doları düşürüyoruz suni olarak ama karşılığında piyasa faizlerini arttırıyoruz ve bu da piyasada ciddi bir daralmayı beraberinde getiriyor ve finans sisteminde aslına bakarsanız sıkıntıya sokuyor. Nasıl repo ihaleleri nedeniyle faiz maliyetine katlanıyorsa Merkez Bankası Türkiye'de, bu swap operasyonları nedeniyle de oradaki yatırımcıyı çok ciddi anlamda zarara uğrattı. İşte bu yatırımcılar TL'ye yatırım yapma konusunda bundan sonra çok daha temkinli davranacaklar. Yani müşteri kaçırıldı. Sıcak paranın girişi feda edildi bir anlamda Merkez Bankası'nın bu operasyonu yüzünden. Evet, Merkez Bankası belki dolarda %4, %5 oranında bir indirim yapmayı başardı. Ama o dörtlük bir indirim yaparken karşı tarafı %20 zarara uğrattığı için bundan sonraki süreçte Türk lirası swap piyasasında çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir sevgili dostlarım. Kısaca sevgili dostlarım, Merkez Bankası bundan sonraki süreçte güven tazelemek için epey uğraşabilir swap piyasasında. Gelelim peki düşürülen bu dolar bu seviyelerde tutulabilecek mi konusuna. Açıkçası zor gibi görünüyor sevgili dostlarım. Çünkü dolarda çok net bir şekilde yukarıya trend söz konusu. Diğer taraftan hala bizim sıkıntılarımız devam ediyor. Bakın 2018 yılı ortalamasında %11 oranında bir işsizlik geldi. Piyasa iyiden iyiye daralmış durumda ve Merkez Bankası'nın bu repo ihalesindeki ertelemesi nedeniyle, bir haftalık bir ertelemeden bahsediyoruz. Enteresan bir rastlantı ki bu bir haftalık erteleme de tam seçimlere denk geliyor. Demek ki seçimlerden sonra
tekrar repo ihalelerine geri dönecek Merkez Bankası. Merkez Bankası repo ihalelerine geri döndüğü zaman ne olacak? Onu söyleyelim. Tekrar piyasaya TL vermeye başlayacak. Bankalara TL vermeye başlayacak. Bankalar Merkez Bankası'ndan aldığı bu TL ile döviz almaya başlayacak. Çünkü aslında şu anda döviz pozisyonlarını bozuyorlar ve döviz pozisyonlarını bozdukları için de o döviz tevdiat hesaplarını tekrar tamamlamaları gerekecek. Ve bundan dolayı da tekrar döviz almaya başlayacaklar ve her aldıkları döviz de otomatikman yukarıya doğru bir hareketi zorlayacak. Diğer taraftan 176 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabı söz konusu zaten. Yani vatandaşın ve şirketlerin şu anda 176 milyar dolarlık bir parası bulunuyor bankalarda. Demek ki dolarda şu an itibariyle öyle bir düşüş beklemek hayalden öte bir şey değil. Bu seviyelerde dengelenebilir mi? Bu seviyeler korunabilir mi? Elbette korunabilir ama uzun vadeli olmaz sevgili dostlarım. Zaten biz öngörülerimizi ısrarla seçim sonrasına doğru yapmıştık ki aslında sevgili dostlarım seçim sonrası için öngörülerimiz de çok net bir şekilde artık doğrulamış oldu Merkez Bankası'nın bu tavrı. Tekrar altını çizerek söyleyelim. Şu anda Merkez Bankası herhangi bir ihale gerçekleştirmiyor. Ama bu yeni ihaleler gerçekleştirmeyecek anlamına gelmiyor. Mecbur. Eğer ki bu süreyi uzatırsa, yani 10 gün, 15 gün, 20 gün hatta 1 ay gibi bir süreye çıkartırsa repo ihalelerini ertelemeyi, bu durumda biz faizleri çok çok yukarı seviyelerde görebiliriz. Böyle bir durum Merkez Bankası'nın göze alması mümkün değil sevgili dostlarım. Diğer taraftan swap piyasasında da o %20'lik seviyeyi tekrar %10'lara çekmek durumunda, yoksa çok ciddi bedeller ödeyecektir Merkez Bankası. Bu onun için ciddi bir maliyet. Yine başka bir unsur, Merkez Bankası'nın da rezervleri erimiş durumda. Merkez Bankası bile ister istemez dolar almak zorunda kalacak piyasadan ve bunun için de bir şekilde ihaleler düzenleyecek. Her türlü doların alımı devam edecek. Bakın İngiltere'de, Londra'da bile dolar uzun pozisyonları, alım pozisyonları dolar satış pozisyonlarına göre daha fazla TL ile kıyaslandığı zaman söylüyorum. Demek ki şu anda hemen hemen herkes pozisyonlarını doların yükselişine, TL'nin de düşüşüne göre kurgulamış. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde Merkez Bankası iki kurşun atabilir ancak. Bu kurşunlardan birisinin bacağı çok kısa zaten. 16 milyar dolarlık rezervden bahsediyoruz ve bu rezervi de satsa maksimum 16 milyar dolar satabilir. Ondan sonrasında elindeki rezervleri tüketir. Bu rezervleri tüketmesi çok ciddi bir döviz hareketini yukarıya doğru başlatır. Onun için Merkez Bankası rezervlerini tüketmemek için elinden geleni yapar. Ki Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya ne dedi? Öncelikle rezervlerimizin sağlamlığı önemli bizim için dedi. Demek ki dolar alacak. Dolar alıp oradaki rezervlerini güçlendirmeye çalışacak. Ha bunu direkt alır ya da endirekt diğer formülleri kullanarak yapar. Bunu bilemiyorum ama rezervlerini güçlendirmek için uğraşacak. Hani geçtiğimiz günlerde bir muhabbet vardı. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı. Tarihi rekor kırdı. Yok öyle bir şey. Toplam rezervleri 74 milyar seviyesinde şu anda Merkez Bankası'nın. Bunun önemli bir kısmı altın ve kağıtta bulunuyor. Diğer kalan nakit kısmı sadece 16 milyar dolar civarında. Bugünlük olarak 2 milyar, 3 milyar yukarı aşağıya oynayabilir. Ama sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın rezervleri şu an itibariyle kritik bir seviyede sevgili dostlarım. Demek ki Merkez Bankası rezervlerini arttırmak için mecburen dolar alacak. Piyasada bankalar dolar alıp döviz tevdiat hesaplarındaki açıklarını kapatmaya çalışacaklar. Diğer taraftan sendikasyon ödemeleri var. Sendikasyon ödemelerini yapabilmek için de kenarda mutlaka dolar bulundurmak zorundalar. Burada ciddi bir döviz sıkıntısı olacak sevgili dostlarım. Amerika'dan gelen bir döviz yok. OECD Türkiye'nin daralmasının devam edeceğini söylüyor. Bununla ilgili
ciddi veriler açıklıyor. IMF Türkiye'nin büyümesiyle ilgili sıkıntıların olduğunu söylüyor ve bununla ilgili raporlar açıklıyor. Türkiye'de enflasyon oranı yukarıda, işsizlik oranı yukarıda, faiz oranı yukarıda. Demek ki biz yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamının kapısını aralamış durumdayız. Seçimden sonra ne olacağını net bir şekilde göremiyoruz. Golan Tepeleri ile ilgili Trump imzayı bastı. Şimdilik bizim taraftan çıkan çok fazla bir ses yok ama yarın öbür gün bu politik malzeme olarak kullanılmak istenirse yine döviz üzerinde çok ciddi baskılar yaratabilir. Bakın Temmuz ayı itibariyle S-400'ler konuşuluyor. S-400'lerle ilgili herhangi bir Türkiye'ye nakil durumunda da yine biz dolarda ciddi baskıları görebiliriz sevgili dostlarım. Doların yükselme ihtimali şu anda doların düşme ihtimalinden ne yazık ki daha fazla. Ama hepsi seçimden sonra olacak gibi görünüyor. Çünkü seçimden önce dövizin yükselmemesi için hükümet her türlü enstrümanı Merkez Bankası ile birlikte kullanıyor. Yani seçimden önce dövizin yükselmeyeceğini böylece görmüş olduk sevgili dostlarım. Düşecek mi? Bana göre düşmeyecek de bu seviyelerde dengelenecek. Ama seçimlerden sonra ciddi hareketli günler görebiliriz. Kritik bir şey daha söyleyeyim sizlere sevgili dostlarım. 5.50 altının üzerinde kaldığı her süre yukarıya doğru tehlike daha da artacaktır. Onu da bir not olarak kenara koymuş olalım. Bu videomuzun da sonuna geldik efendim. Videolarımız devam edecek. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı esirgemeyin. Ve tabii ki dostlarınızla paylaşın.